Almanya'nın Eurofighter uçağını satmak için Türkiye'ye iki şart sunduğu öne sürüldü. Bu şartların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert açıklamalarını bitirmesi ve Türkiye'nin Ege Adaları üzerinde hak iddia etmemesi olduğu ifade edildi. Türkiye'nin, 4 Avrupa ülkesinin konsorsiyumuyla ürettiği Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından 20 adet tedarik talebiyle ilgili yeni bir gelişme Alman basınına yansıdı. Alman RND yayın organı, Berlin yönetiminin, letlerin satışına onay için bazı şartlar sunduğunu iddia etti. Haberde, Almanya'nın uçakların satışını koşula bağladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert açıklamalarını bitirmesi ve Türkiye'nin Ege Adaları üzerinde hak iddia etmemesi şartlarının belirlendiği öne sürülen haberde, Almanya'nın onayı olmadan uçakların Türkiye'ye satışının mümkün olmadığı belirtildi. Almanya'nın da dahil olduğu bir konsorsiyumla üretilen Eurofighter uçaklarından Türkiye en az bir filo yani 20 jet almak istiyor. Yaklaşık 5,6 milyar dolar değerindeki anlaşmaya konsorsiyumun diğer üyeleri onay verirken, Berlin yönetimi veto koymuş durumda. Uçakların bir ülkeye satılabilmesi için, 4 ülkenin de onayı gerekiyor. Öte yandan Alman haber ajansı DP'ye konuşan Türk yetkililer, Ankara'nın savaş uçağı alımı konusunda Berlin'den olumlu sinyaller beklediğini söyledi. Silah ihracatından sorumlu Almanya Ekonomi Bakanlığı ise, TPA'nın konuyla ilgili sorusuna, Alman hükümeti prensip olarak devam eden süreçler hakkında yorum yapmıyor cevabını verdi. Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir teklif var ki, resmen akıl almaz. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı için masaya oturan Almanya, Türkiye'ye kabul edilemez bir şart sundu. Ege ve Akdeniz'deki haklarınızdan vazgeçin. Evet, yanlış duymadınız. Bu teklif, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve bölgede elde ettiği kazanımları sıfırlama amacını taşıyor. Ancak bizler, bu toprakların insanları olarak, milletçe haklarımızdan asla taviz vermeyiz. Ege ve Akdeniz, Türkiye'nin stratejik ve tarihi haklarına sahip olduğu, binlerce yıldır varlık gösterdiği bölgeler. Bu haklar, kanla, emekle, alın teriyle kazanılmıştır. Almanya'nın Eurofighter Typhoon satışı karşısında, böyle bir şart ileri sürmesi kabul edilemez. Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki çıkarlarını bir savaş uçağına feda edecek bir ülke değildir. Bu coğrafyada yaşamış her nesil, haklarını savunmuş ve gerektiğinde canını ortaya koymuştur. Bugün de aynı kararlılıkla hareket ediyoruz. Bu kabul edilemez şart, aslında sadece bir savaş uçağı satışı teklifi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki haklarına ve çıkarlarına yönelik bir meydan okuma. Almanya, bu şartla Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak ve Ege'deki deniz sınırlarını Yunanistan lehine değiştirmek istiyor. Ancak Türkiye, ne Ege'de ne de Akdeniz'de hakkını kimseye bırakacak durumda değildir. Bu toprakların her karışı, milletimizin varlık sebebidir. Almanya'nın teklifini bir düşünelim. Eurofighter Typhoon savaş uçakları elbette ki modern ve güçlü bir teknolojiye sahip olabilir. Ancak bir savaş uçağının Türkiye'nin bölgesel ve ulusal çıkarlarından daha önemli olduğu düşünülebilir mi? Bu ülke, geçmişte kendi göbeğini kendi kesmiş, her türlü zorluğu aşmış bir millettir. Almanya'nın bu şartı, aslında Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini hedef alıyor. Ancak, bu toprakların insanları asla egemenliğinden ödün vermez. Ege ve Akdeniz, sadece stratejik açıdan değil, aynı zamanda enerji kaynakları bakımından da son derece önemli bir bölge. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları, Türkiye'nin ekonomik geleceği için hayati öneme sahip. Bu kaynaklar üzerinde Türkiye'nin vazgeçmesi demek, hem ekonomik hem de stratejik anlamda büyük bir kayıp demek. Almanya'nın bu teklifi, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını hiçe sayarak bir teslimiyet çağrısı yapıyor. Ancak bu millet, hiçbir zaman teslim olmadı, olmayacak. Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği büyük atılımlar sayesinde artık dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıktı. Kendi silahlarını, İHA'larını, SİHA'larını, tanklarını ve füzelerini üretme kapasitesine sahip bir ülke haline geldi. Eurofighter Typhoon elbette ki modern bir uçak. Ancak Türkiye'nin bu noktada alternatifleri mevcut. Türkiye, milli muharip uçağını geliştiren, kendi hava gücünü bağımsız bir şekilde kurabilen bir ülke olarak Almanya'nın bu baskısına boyun eğemeyecektir. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki hakları, uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış ve tarih boyunca korunmuş haklardır. Lozan'dan Montreux'e, Türkiye'nin bu bölgelerdeki hakları tartışmaya kapalıdır. Almanya'nın bu teklifi, sadece Türkiye'ye değil, uluslararası hukuka da aykırı bir girişimdir. Türkiye,
uluslararası hukukun gerektirdiği her türlü hakkını korumaya devam edecektir. Ege ve Akdeniz'deki varlığımız, tarihin, hukukun ve milletimizin güvencesindedir. Bu teklifi kabul etmek, sadece Ege ve Akdeniz'den vazgeçmek değil, Türkiye'nin bölgedeki tüm stratejik avantajlarını kaybetmesi anlamına gelir. Türkiye, Akdeniz'de Mavi Vatan doktriniyle hareket eden, denizlerdeki haklarını savunan ve denizaltı projeleriyle gücünü pekiştiren bir ülke olarak, bu tür tehditlere karşı dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Almanya'nın bu dayatmasına boyun eğmek, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak demektir. Türkiye, bugüne kadar Ege ve Akdeniz'de sayısız meydan okumayla karşılaştı. Ama hepsinden zaferle çıktı. Tarih boyunca denizlerde üstünlük kurmuş bir millet olarak, bu coğrafyanın her karışında hakkımız var. Almanya'nın bu teklifi, Türkiye'nin tarihine ve geleceğine karşı yapılmış bir saldırıdır. Ancak bu millet, tarih boyunca her türlü saldırıya karşı durmasını bilmiştir. Almanya'nın Eurofighter Typhoon şartını kabul etmek, bu toprakların ruhuna ihanettir. Türkiye, hiçbir zaman tehditlere boyun eğmedi, eğmeyecek. Almanya'nın bu küstah teklifi, aslında Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde elde ettiği başarıların bir sonucudur. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen dış mihraklar, bu tür şartlarla Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyor. Ancak unuttukları bir şey var. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Artık kendi savaş uçaklarını, savunma sistemlerini ve silahlarını üreten, bağımsız bir Türkiye var. Sonuç olarak, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki hakları, pazarlık konusu olamaz. Birkaç savaş uçağı karşılığında, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını kimseye teslim etmesi mümkün değildir. Bu toprakların her karışı, bu milletin alın teri ve kanıyla kazanılmıştır. Almanya'nın bu küstah teklifine karşı en güçlü cevabı veriyor ve diyoruz ki, Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmeyecek. Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarılar, dış güçlerin baskılarına karşı en güçlü cevaptır. Eurofighter Typhoon olabilir. Ancak Türkiye'nin milli gururu ve onuru her şeyden önce gelir. Almanya'nın bu teklifi, sadece Türkiye'yi zayıflatmaya yönelik bir hamledir. Ancak Türkiye, bu oyunu çoktan bozdu. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin hakları sonsuza kadar korunacak. Kimse bu hakları elimizden alamayacak. Türkiye'nin milli güvenliği, ulusal çıkarları ve bölgedeki stratejik varlığı her türlü dayatmaya karşı korunacaktır. Almanya'nın bu teklifi, Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına yönelik bir saldırıdır. Ancak Türkiye, bu tür tehditlere boyun eğmeyecek, Ege ve Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunacaktır.